alimlerimiz başkalarının yapacağı amellerin vefat edenlere fayda vereceği konusunda ittifak etmişlerdir. Çünkü bu konuda ayet ve hadisler vardır. Mesela dua ve istiğfarın faydalı olacağına alimlerimiz şu ayetten delil getirmişlerdir. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce imanla geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde İman edenlere karşı kin ve nefret barındırma. Bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak daha önce iman edip de göçmüş olan kardeşleri için istiğfar eden müminleri özellikle övmüştür. Eğer istiğfarın ölülere bir faydası olmasaydı Allah Teala onları övmezdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da namaz kıldığınız zaman Vefat edene gönülden dua edin buyurmuş ve kendisi de kıldığı cenaze namazlarında vefat eden için dua etmiştir. Eğer bu namaz ve duanın ölüye bir faydası olmasaydı Resulullah Efendimiz bunu ne kendi yapardı ne de başkalarına emrederdi. Halbuki peygamberimiz kendisi de birinin cenaze namazını kıldırırken "Allah'ım filan oğlu filan senin güvencende" senin koruman altındadır. Onu kabir fitnesinden ve cehennem azabından koru. Sen vefa ve övgü sahibisin. Allah'ım onu bağışla. O'na acı, muhakkak ki sen çok bağışlayan ve çok acıyansın diye dua etmiştir. Kaldı ki cenaze namazının kendisi de zaten vefat edenler için bir duadır. Ne diyoruz? Allah için namaza meyyit veya meyyite için duaya diye niyet ediyoruz. Eğer ölünün ruhuna yararı yoksa o zaman bunun bir anlamı kalmazdı. Yine Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman bakıyı kabristanını ziyaret eder ve kabirdekilere selam vererek dua ederdi. Özetle vefat edenlerin ardından dua etmek hem ayetlerle hem de hadislerle yapılması tavsiye edilen bir uygulamadır.